Herkese merhaba. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Bu videoda yeni gelecek olan sezon Season of Aurora ile ilgili gelişmeleri paylaşacağım. Beta'ya güncelleme şeklinde sezonu getirdiler fakat bazı şeyler eksik. Bu eksiklikleri başka güncellemelerle tamamlayacaklar. Sezonun rehber aleti Aurora'nın bizzat kendisi. Üzerine bastığımız zaman görevleri alabiliyoruz, sezon görevlerini. Sağ tarafta da ultimate hediyelerimiz var. Aşağıda teleport yoluyla, ilk kırmızı nokta yanıp sönen yer teleport yoluyla bizi Kolezyum'a götürecek. Neden Kolezyum'a götürüyor? Çünkü orada sezonun hayaletleri var. 4 adet sezon hayaletine sahibiz. Bu sezon hayaletlerini teleport yoluyla o tarafa ışın alarak göreceğiz. Kolezyum'a Valet tarafından da gidebilirsiniz ama bu teleport olayını oyun gerçekten çok güzel düşündü. Direkt sezon alanına geliyorsunuz. Şimdi bakalım burada ne gibi değişiklikler var. Bir şurayı yürümek istiyorum. Bunu yeni mi koydular buraya, sezonla birlikte mi geldi, var mıydı çok emin değilim. Çünkü beta'ya fazla giremedim. Sadece size video yapmak için geliyorum aslında. Bakalım, dolaplar var burada. Dolapların olması çok güzel. Hayaletlerden kıyafetlerimizi alıp burada değiştirebiliriz. Eve gitmeye gerek kalmayacak. Çünkü bu Kolezyum alanını görevlerle birlikte daha da canlandıracaklarını düşünüyorum. O yüzden buradaki dolaplar çok güzel olmuş. Rehber hayaletimiz zaten home'da kapıdaki hayaletle aynı. 4 tane de hayalet etrafında sarılı. Şimdi bir tane hayaletimizi açalım. Kozmetiklerin hepsini alalım. Bu hayaletimizin ismi Running Wayfarer, yani yürüyen yolcu, koşan yolcu manasında kullanılmış. Bu hayaletin kozmetiklerini açmaya başlayalım. Kozmetik ağacında bazı kozmetiklerin yanında sezon sembolünü görüyorsunuz. Sezon sembolü olan kozmetikler sadece Adventure Pass sahiplerinin alabileceği kozmetikler. Yani belli bir ücret ödeyip sezonun pasını satın alıyorsunuz ve daha sonra bu kozmetiklere bedava bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Diğer tarafta da sadece sezon mumuyla ulaşabileceğiniz kozmetikler var ki bunlara bütün oyuncular ulaşabiliyor. Çünkü sezon mumlarını sezonun içinden topluyoruz. Nasıl olduğunu da bir video ile göstereyim. Sağ üst köşeye bırakıyorum. Her sezonda aynı şekilde oluyor. O videoyu izlerseniz eğer sarı mumların, sezon mumlarının nasıl toplandığını görebilirsiniz. Bu hayaletin kozmetiklerini tamamen açalım. Her hayaletin en üst tarafında bir adet sezon kalbi olacak. Toplam 4 adet sezon kalbimiz var ve ultimate hediyeleri sezon kalpleri sayesinde ulaşabiliyoruz. Ultimate hediyeleri de sadece Adventure Pass sahipleri alabiliyor. Tabii ki kalplere de Adventure Pass sahipleri ulaşabildiği için doğal olarak ultimate hediyeleri de onlar satın alacaklar. Şimdi ne yapalım? Bir hayaletin hareketlerine bakalım ilk önce. Bize ne gibi ifadeler vermiş? Onlara bakalım, beğenecek miyiz? Hayaletin hareketinin birinci ifadesi bu şekilde gözüküyor. Elinde bir top var ve sağa sola doğru dönüyor. Çok güzel, şık bir hareket. Şimdi ikincisine bakalım. İkincisine de aynı şekilde yine her zaman 2 ve 4 ışıklı oluyor biliyorsunuz. 2, 4, 6 ışıklı şekilde gidiyor çift sayılar. İfadenin üçüncü seviyesine bakalım. El sallıyor. Bunlar konser hareketleri arkadaşlar. Şimdi bu da dördüncüsü, ışıklı olanı. Yine el sallıyor aynı şekilde. İfade şirin. Bence şık bir ifade. Hoş. Ben beğendim. Şimdi bir de maskesine bakalım. Asıl bu sezonda maskeler gerçekten çok 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 önemli. Çünkü Aurora'nın kendi maskeleri. Size göstereceğim nasıl olduklarını. İlk önce bu hayaletin maskesini açıyorum. İkon yok. Soru işareti şeklinde gözüküyor. Yine bir güncellemeyle gelecek. İşte bu Aurora'nın bir adet maskesi. Size gerçek hayatta da nasıl olduğunu bir resimde paylaşıyorum. O şekilde gözüküyormuş. Şimdi saçına bakalım. Bu sezon saçlar, maskeler, çok çok güzel şeyler var. Gerçekten kozmetik konusunda beni aşırı tatmin etti bu sezon. Mutlaka sizi de aynı şekilde tatmin edecek. Şimdi saçı bu şekilde gözüküyor. Yine Aurora'nın kullandığı saçlardan bir tanesi olsa gerek. Tam olarak Aurora'nın büyük bir fanı olmadığım için tabii seviyorum o ayrı ama tam olarak kıyafetlerini bilemiyorum nasıl olduklarını. Yine de araştırıp bakacağım, sizin için araştıracağım. Pelerine bakayım dedim ama pelerin maalesef çıkmıyor. Sadece bir adet pelerin görünebiliyormuş zannediyorum. Bu hayaletin pelerini göremeyeceğiz. Henüz büyük ihtimalle create ediyorlar. Yapıyorlar şu an pelerini. Şimdi ikinci hayaletin bütün kozmetiklerini açalım. Daha sonra tekrar incelemeye devam edeceğiz.
ikinci aletinde bütün kozmetiklerini aldım. Kozmetik fiyatlarını öğrenmek isterseniz de Discord sunucumda sezonla ilgili bilgiler paylaşıyoruz. Oradan bütün sezonun tüm kozmetiklerinin fiyatlarını, mumlarını, her şeyi görebilirsiniz. Şimdi bu hareketin birinci seviyesini yapıyoruz ifadenin. Bu şekilde gözüküyor. İkinci seviyesi ışıklısı. Bayağı konserdeyiz yani bence şu anda. Acaba bütün ifadeler bu şekilde mi? Bu da üçüncüsü. Çok tatlı. Dördüncüsüne bakalım. Dördüncüsü de aynı hareketin ışıklısı. Gay, çok şık değil mi? Çok şirin. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi maskesine bakalım yine aynı şekilde. Bu maskeyi sadece esinlenerek yaptılar bence. Çünkü böyle bir makyaj hatırlamıyorum Aurora'da. Yok yani. İkon yine soru işareti şeklinde maalesef ama düzeltecekler. Maske bu şekilde gözüküyor. Çok şık. Maskeler aslında çok sadeler, çok tatlılar. Ben çok güzeller. Şimdi saçına bakalım. Saçları çok beğendim. Saçlar gösterişi zaten. Acaba Aurora'nın kullandığı saçlar mı? Tam olarak büyük ihtimalle öyledir, kıyafetleri falan herhalde. Ondan spiral alınmıştır diye düşünüyorum. Ondan şey olmuştur. Ona göre yapmışlardı. Ben ne oldu böyle, neden bu renk? Aa, bu arada Halloween de geldi beta'ya. Onu da test ediyorlar, Cadılar Bayramı. O yüzden şu aşağıdaki ikonu görüyorsunuz. Oraya basınca böyle blur yapıyordu ya, işte bu. Onu geçen sezondan bilirsiniz, sezon değil de geçen Halloween'den. Onu da sağ üst köşeye bırakıyorum geçen Halloween'i izlemek isterseniz. Bu Cadılar Bayramı için de spoiler olarak bir video yüklemeye çalışacağım sizler için. Şimdi büyüleri iptal ediyorum çünkü biz kıyafet deniyorduk. Bu arada burası o kadar kalabalık ki insanlar tabii ki kozmetikleri merak ediyorlar. Gelip alıp denemek istiyorlar. Bu yüzden serverlar gerçekten çok dolu. Çok kalabalık yani, yapacak bir şey yok. Şimdi saçına da baktık. Ne yapalım? Gidelim üçüncü hayatımızı da açalım. Onun da kozmetiklerine bakalım. Ne varmış, ne yokmuş. İfadenin seviye 1'ine bakıyoruz. Dans ediyor. İnanamıyorum. Çok güzel bir hareket değil mi? Season of Dreams'ten sonra bence harika ifadeler bunlar. Bilmiyorum. Bu sezon favorim olur mu acaba? Dreams'ten sonra biraz zorladı sanki, olabilir. Çünkü kozmetikler ve her şey çok güzel gözüküyor ve daha 3 tane pelerin eksiğimiz var. Düşünemiyorum yani. 4. seviyesine de bakıyoruz hareketin. Çok şık. Bu favori hareket herhalde bu. Bu çok güzel gözüküyor ya, sizce? O kadar tatlı ki, tatlılıktan ölecek. Şimdi maskesine bakalım. Bu maske de benim favori maskem bu arada. Bunu görmüştüm YouTube'da. Çok şık maske. Gözleri beyaz. Zaten gözleri beyaz olan maskeler beni niyeyse çok... beni götürmeyin. Bir saniye. Biz bir şey video yapıyoruz. Bir dakika. Gözleri zaten böyle beyaz olunca benim çok hoşuma gidiyor maskeler. Yeti'nin de vardı ya, böyle gözleri beyaz oluyor. Çok güzel. Saçına bakalım. Saçı çok şık değil mi? Çok tarz. Bayağı cool duruyor. Çok güzel. Başka neyi vardı? Hayaletin pelerini, tabii ki pelerini büyük ihtimalle göremeyeceğiz ama yine de sizin için basacağım. Göremedik. Olsun. Şimdi hayaletin dördüncüsünü açalım. Son sezon hayaletimizi açalım. Onun da kozmetiklerine bakalım. Her şeyi aldık. Önce ifadeye bakalım. İfadenin birinci seviyesi. Evet, Aurora şarkı söyleyecek. Biz de ritim tutacağız bence. Çok şık bu hareket. Çok eğlenceli değil mi? İkinci seviyesi ışıklı. Üçüncü seviyesi. İşte budur. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi dördüncüsüne bakalım. Yine ışıklısı. Hareketler çok güzel. İfadeler gerçekten. Hani bir sezonda hem saçlar, hem ifadeler, hem pelerinler, hem işte ne bileyim, daha pelerini göremedik de bir tane pelerin var. Şok olacaksınız biraz sonra. Çok güzel kozmetikler var. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Şimdi bu da maskesi. Bu da benim ikinci favori maskem tabii ki. Yine gözleri beyaz, kırmızı. Kırmızı şekilde şeritleri var. Şimdi saçına bakalım. Saçı da böyle gözüküyor. Şık bir saç. Bu bayağı cool tarz bir şey. Bunu zaten bunu kullanan hani bayağı kendine güveniyor ya. Bu çok güzel bir saç. Şimdi pelerini açamıyoruz tabii ki. Fail olmadı. Böyle bir pelerin var. Sezon hayaletlerini açtıktan sonra sezon kalplerini topladık. Tam 4 adet sezon kalbimiz var ve ultileri almaya başlayacağız.
Aranın üstüne basıyoruz ve sağ tarafta sezonun sembolü olan 4 adet soru işareti var. Üst üste tabii ki onlar soru işareti şeklinde gözükmeyecekler. Semboller gelecek oraya yine dediğim gibi. Test aşaması olduğu için bu şekilde ve bazı değişiklikler de olabilir sezon içinde. Kıyafetlerde olsun, ifadelerde olsun. Şimdi onu bilemeyiz. Hani onu live'a gelince, gerçek oyuna gelince ancak görebileceğiz. Şimdi ben tek tek alıyorum. Bunlar outfitler yani kıyafetler. Çok güzel kıyafetler var. Yine Aurora'nın tarzından esinlenilmiş. Aurora'nın imza saçı Adventure Pass'la birlikte verilecek. Yani Ultimate hediye olarak gelecek bize. Ücretli olan saçı da küt olan saçı ama püskülleri olmayan o paralı. Bu arada sezon görevleri de var. Sezon görevlerini dediğim gibi ayrı bir video ile paylaşacağım size. Çünkü sezon görevlerinin hepsi yok şu anda. Sadece bir tanesi açılıyor. Bakalım şimdi gelelim outfitlere gelelim. En sevdiğim şey. Oyunda en sevdiğim şeyler pelerinler değil, kıyafetler. Kıyafetlerin güzel olmasını dört gözle bekliyorum. Ve bu sezon beni bayılttı. Yani tam istediğim şeyler. Mesela şu. Hani bu benim istediğim bir kıyafet. Hani böyle bir şeyim olsun benim. Bu mükemmel bir şey. Bak bu çok sade gibi gözüküyor size ama bence çok tarz. Bu zaten Aurora'nın imza kıyafetiydi. Bir bu var yeşil. Ah ne kadar güzel olmuş rengi. Gidelim Aurora'nın imza saçına bakalım. İmza bir saçı vardı. Böyle küt. İki tane püskülü var alttan saçlarının uzun bırakılmış şekilde. İmza saçı işte Aurora'nın. Hepimiz biliyoruz. Çok güzel zaten. Bunun oyuna geleceğini biliyorduk. Farkındaydık bunun. Şimdi size tek tamamlanmış olan pelerini göstereyim. Pelerin bu şekilde gözüküyor. Kelebek ve mavi, transparan arka tarafı gözüküyor. Hani bir tane efsane vardı ya, Beta'ya gelmişti. 999 kalbe mi transparan pelerin verilecekti? Ama hiçbir zaman oyunun kendisine gelmedi bu. Keşke gelseydi ama niyeyse Dead Game Company vazgeçti daha sonradan onu yapmaya. Şimdi paralı olan kısımlara bakalım. Paralı olanlar işte 29 dolar olacak, ne bileyim 10 dolarlık olacak kozmetikler vesaire. Beta'da tabii ki her şey free yazıyor. Yani bedava ama bedava değiller. Tabii ki oyuna geldiklerinde para vermek zorundayız. Tacı da bu şekilde gözüküyor. Bunu mecbur ödeyip alacağız yani. Bu tacı asla oyunda bırakamam ben. Çok şık gözüküyor ve mikrofon var. Onu da paralı şeyleri de parayı dökeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hepsi çok güzel çünkü. Bunu da alalım. Paket şeklinde yapacaklar. Tam olarak kozmetikin yerlerini değiştirebilirler, ücretleri değiştirebilirler. Zaten çoğunun ücreti yazmıyor da sürpriz yapabilirler. Bakalım göreceğiz. Oyunda çoğu kişi mikrofon bekliyordu. Mikrofonu alıyoruz artık. Mikrofonu maalesef ikonu da yok, kendi de yok. Uyduruk bir şey koymuşlar artık onu bakacağız. Hatta seslerin bir kısmı da yok ama size nasıl olduğunu göstereceğim. Koşalım gidelim. Edinelim hemen. Burada kıyafet dolabımızdan ikonu yok. Gitar şeklinde duruyor ama tabii o mikrofon olarak değiştirilecek. Mikrofonun tarzına da karar veremediler galiba. Getirememişler. Şimdi bunu çıkartalım, bir çalalım. Nasıl olduğuna bakalım. Müzik enstrümanlarını nasıl açıyoruz? Mikrofonu da aynı şekilde açıyoruz. Şimdi bakalım Aurora'nın sesinden, mikrofondan neler çıkacak, nasıl notalar dökülecek. Ben susuyorum. Notalar konuşsun. Bir tane ücretli maske arada kaynadı. Onu göstereyim size. Beyaz yıldızlar var gözünün altında ve gözü beyaz gözüküyor. Bu maske de favori maskelerimden. Zaten maskeleri şöyle tek tek hızlı bir şekilde görürseniz dediğim gibi sadeler ama çok şıklar. Zaten Aurora'nın kendi halinden alınmış, oralardan esinlenmiş maskeler. Hepsi birbirinden güzel. Season of Aurora aşağı yukarı bu şekilde gözükecek. Bütün kozmetiklerin hepsi çok güzellerdi. Benim bütün artık geçmiş sezonlarla, bütün geçmiş sezonların kozmetikleriyle her şeyi kafamda yarıştırdığım bir sezon bu. Çok güzel yani aşırı özenilmiş. Bu bir anda yapılmış olamaz. Çünkü Dead Game Company'yi hepimiz tanıyoruz.
Ne kadar tembel olduklarını biliyoruz. Bence buna çok önceden uğraşıyorlardı. Hala bile karar verememişler çoğu şeye. Live'a geldiği zaman zaten göreceğiz. Tabii ki siz oyuna gelmeden bilgileri edinmek isterseniz Buse Manya Discord'a katılıyorsunuz. Hem orada Türk oyuncularla tanışıyorsunuz, oyunu birlikte oynuyorsunuz. Hem de oyunla ilgili bilmeniz gereken her şeyi sunucumuzdan öğreniyorsunuz. Gelecek olan bütün etkinlikler, sezon görevlerinden, günlük görevlere, oyunda ne arıyorsanız, Türkçe'ye çevirmek istediğiniz ne varsa Buse Manya Discord'da sizi bekliyor olacak. Linkleri bu videonun altına bırakıyorum. Bütün sosyal medya hesaplarımın her şeyi, bütün bilgiler videonun altında açıklamalar kısmında olacak. O zaman videoyu beğendiyseniz beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenin, bana yorum bırakın. Sezon hakkında neler düşünüyorsunuz? Benimle birlikte paylaşın, tartışalım, konuşalım. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.